Arkadaşlar merhaba. Şu an Bolu Mengen'deyim. Dün bir izleyicimin tavsiyesi üzerine Yonsaklar Köyü diye bir yer var dedi. Oraya geldim. Burayı bulmakta çok zorlandım. Kime sorsam bilmiyor. Hatta 5-6 kişiye sordum, ben buranın yabancısını bilmiyorum dedi. Burası herhalde anladığım kadarıyla şu karşıki tarafa taşınmış. İsmi de değişmiş, o yüzden bilinmiyor ondan dolayı. Bakalım terk edilmiş mi gerçekten? İnternetten baktığıma göre burası cinler tarafından istila edilmiş, o yüzden terk edilmiş yazıyor ama bakalım gerçekten İslam edilmiş. Eğer öyle olduysa bana musallat olmaları lazım. Bir bakalım şöyle bir yavaş yavaş. Mesela burada da bir ev var, büyük bir ev. Ama girişi şuradan bir girelim bakalım. Burası ahır gibi, kümes gibi bir yer ya. Hiç eve benzemiyor. Ama üst katı, Allah'ım düşüyordum ya. Üst katı ev olabilir, evet. Şöyle bakalım. Yıkılmış burası. Çok kötü. Çok kötü durumda. Bir üst katı çökmek üzere zaten kalan yerlerde. Bir üst kata çıkayım bakayım. Sallanıyor resmen. Çatı çökmüş içeri. Burası bayağı kötü durumda. Burada çok fazla dolaşmayacağım. Şöyle bir iki yeri göstereyim. Buradan çıkayım. Burada da enteresan bir oda var. Şu duvarın öbür tarafı ne acaba? Ama orası zaten çökmüş. O tarafa geçmeyeceğim. Orası da ev. Orası da başka bir ev. Neyse. Buradan ineyim. Gerçi bir üst katı daha varmış. Çatı katı galiba. Bakalım mı? Evet, çatı katı. Burası çöken yer. Neyse, aşağı inelim bakalım. Dışarı çıkalım. Çok fena çökmüş burası. Çıkayım ben buradan. Şu tarafa doğru gidip gezeyim bakayım. Ne durumda? Yaşayan var mı acaba? Çok eski evler var. Birçoğu zaten gerçekten terk edilmiş. Ama sanki şu evde yaşayan var gibi görünüyor. Bakalım. Bayağı eski. Görüyorsunuz. Ağaçlardan duvarlar falan yapmışlar. Burada arabalar var. Demek ki burada yaşayanlar var. Yani yaşayanlar olabilir. Şurada da bir tane ev var. Bu tarafta da birkaç tane var. Şuraya gidip bakalım. Çok rüzgar var. Burası da çok kötü durumda. Şu tarafa doğru gideyim bakayım. Şurada da bir sürü ev var.
Ağaçların arasında kalmış, kapanmış. Şu eve bakacağım çünkü internette gözüken ev bu. Perili miymiş, cinli miymiş, neymiş? Güya. İşte her zamanki muhabbetler. Bakalım. Öyle miymiş acaba? Değil miymiş? Yalnız bu evler gerçekten çok eski. Her şeyi ahşaptan, ağaçtan. Allah Allah. Bakalım giriliyor mu? Giriliyorsa gireceğim. Şuradan bir bakayım ilk önce. Gözükmüyor içerisi. Kapısı bu. Kapısı burası galiba. Açılmıyor. İçeride biri mi var acaba? İçeride biri de olabilir. Kapatmışlar. Sanırım giremeyeceğim. Şöyle başka bir taraftan giriş bulmaya çalışayım. Arkası da var. Ama arkası çökmüş galiba. Neyse, bir şansımı deneyeyim. Şurayı da merak ettim, buraya da bakacağım. Bayağı kötü durumda. Neyse, ötekine girmeye çalışayım yine. Şu arkada da bir şey var. Orada da bir şey görünüyor. Oraya da bir bakayım. Tomruklardan yapılmış ama çökmüş evin devamı. Şuna bakayım. Ne var, çok kötü durumda. Mahvolmuş. Şuradan girelim bakalım. Burası açık. Evin üst katına çıkıyor. Bu ne ya? Ne olduğunu anlayamadım ama böyle çevirmeli bir şey. Öğütme. Un için falan olabilir. Bilemedim. Şuradan yukarı çıkalım bakalım. Da varmış. Kuzine. Bayağı büyük bir ev. Of. Çok büyük bir evmiş ama. Çok kötü duruma gelmiş. Neyse, inelim aşağı. Şöyle girmeye tekrar deneyeceğim. Kendinin içerisine kaldım ya.
Belki burası açılıyordur ya. Şansımı zorladım ve içeri girdim. Buradan da bir girişi varmış. Oh, elime diken battı. Çok fena. Bu ne ya? Soba. Kuzine merdivenlerden aşağı atmışlar. Burası çok kötü. Bastığım yerler çok sallanıyor. Bir üst kata daha çıkacağım. Bayağı büyük bir yer. Çürümüş. Burası da eski bir o büyük bir oda. Bayağı kötü çökmüş. Ben yürürken sallanıyor resmen ya. Şurası neymiş? Kerpiç tuğlaları inmiş aşağı. Çökmüş hep. Odaları böyle işte görüyorsunuz. Şu balkon gibi bir yeri vardı. Oradan da bakayım. Evet. Böyleymiş. Böyle bir yer işte. Neyse. Çıkıyorum artık ben. Gerçi şuraya bakmadım ama. Burası da bir oda. Sandık var. Boş tabii. Burada da sandık var. Neyse çıkıyorum. Şuradan gelmiştim. Yolumu şaşırdım. Buradan çıkayım tekrar. Aşağıda devam ederim. Zor girdim, zor çıktım ama çekip gösterebildim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eski ahşap evler bu şekilde. Bayağı bir eski zaten belli. Hem de çok kötü durumda. Ha, yine bir terk edilmiş köy hikayesi. Yine bir işte cinlerin istila ettiği bir köy hikayesi. Yalan arkadaşlar, görüyorsunuz. Öyle bir şey yok. Tek başıma geldim buraya. Olsa zaten benim başıma bir şey gelmesi gerekirdi. Baktım YouTuberlar gelmiş buraya. İşte çekim yapmışlar. İşte terk edilmiş. Cinler istila etmiş falan filan gibi şeyler. Gördüğünüz gibi böyle bir yermiş arkadaşlar. Ama şimdi gösteririm. Şu bu köyde yaşayanlar şu yolun diğer tarafına taşınmışlar. Oraya yeni evler yapılmış. Oraya taşınmışlar. Orayı da göstereyim, videoyu tamamlayayım. İşte eski köyün olduğu taraf burası. Yeni olan tarafta şu karşıda. Orada yeni evler var zaten, belli oluyor buradan. Burada oturanlar oraya taşınmış.
Anladığım kadarıyla köyün ismi de değişmiş. Çünkü Yonsaklar Köyü dediğimde kimse anlamadı. Zaten tabela da yok. Hiçbir şekilde. İşte böyle bir yer burası. Gelip burayı da gösterdim size. Bu videoda buraya kadar böyle oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.